Yazılan birleşik kelimelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, hatırlayacağınız gibi ikinci kelime anlamını kaybetmemişse e, bu şekilde ortaya çıkan birleşik kelimeleri ayrı yazıyorduk. Şimdi nesne, alet, eşya adlarına bakalım. E, gördüğünüz üzere çakmak taşı. Dikili taş, oltu taşı gibi örnekler var burada. E, oltu taşı derken bakın taş anlamını yitirmemiş. İkinci kelimeye odaklanıyorduk. Hatırlayın. El kitabı derken kitap anlamını yitirmemiş. Bunları ayrı yazıyoruz arkadaşlar. Toplu iğne derken iğne anlamını yitirmemiş. Birinci kelimeyi önemsemiyoruz. Birinci kelime anlamını kaybedebilir, başka bir anlam taşıyabilir ancak bizi ilgilendiren ikinci kelime. ikinci kelime anlamını yitirmişse bitişik yazıyoruz, İkinci kelime anlamını devam ettiriyorsa ayrı yazıyoruz. Yol, ulaşımla ilgili birleşik sözcüklerimiz var. Hava yolu, bakın anlamını yitirmemiş ayrı yazıyoruz. Demir yolu, çevre yolu, arnavut kaldırımı bunlar da diğer örneklerimiz durum, olay, olgu bildiren sözcükler var. Yine bunlar da önemli. Açık oturum, açık öğretim, işbirliği, iş bölümü gibi ikinci kelimenin anlam kaybına uğramadığı sözcükler ayrı yazılıyor. Bilim, bilgi sözleriyle kurulan dil bilimi, gök bilimi gibi dil bilgisi gibi kelimeler de arkadaşlar ayrı yazılan birleşik kelimelerdir. Şöyle Önemli birkaç noktanın altını çiziyorum. Yuvar ve küre sözleriyle kurulanlar var. Göz yuvarı, yer yuvarı, anlamını kaybetmemiş çizdiğim kelimeler. Su küre, taş küre, gençler bunlar da ayrı yazılaktadır. E, aynı mantık yine yiyecek içecek adlarıyla kurulan birleşik sözcüklerde söz konusu. Gök cisimlerinde de aynı şey söz konusu. Organ isimleri... Ve zamanla ilgili. Burayı ayrıca vurgulamak istiyorum. Bakın hafta sonu son kelimesi anlamını yitirmemiş ayrı yazdım. Gece yarısı yarı kelimesi anlamını yitirmemiş ayrı yazdım. Bağ bozumu yine bu kelime anlamını yitirmemiş ayrı yazmak zorundayım. Sıfat fiilekleriyle kurulmuş sıfat tamlamaları var. Bunlar da ayrı yazılıyor arkadaşlar. Bakın sıfat fiilleri işaretliyorum. Bakar kör. Ar-er sıfat fiilim. Yazar kasa. Ar-er sıfat fiilim. Yine mantık devam ediyor. Bakın ikinci kelimeler anlamını kaybetmemiş. Arkadaşlar dış, iç, sıra sözleri her zaman ayrı yazılıyor. Burada tabii ki ikinci kelimenin yine anlam kaybına uğramaması önemli. ÖSYM'nin çok sorduğu, sıklıkla sorduğu birleşik kelimeler bunlar. Bakın yasa dışı, din dışı, çağ dışı. Hafta içi, yurt içi, yurt dışı, e, ancak bilinç dışı dersem bunu bitişik yazmak zorundayız. Çünkü dış kelimesi anlamını yitirmiş oldu. Aklı sıra, ardı sıra, yanı sıra, peşi sıra gibi e, ikinci kelimenin anlamını devam ettirdiği e, sözcükleri ayrı yazıyoruz. Bunu da unutmayalım. Evet, alt üst sözleri e, eğer somut bir yer bildiriyorsa... Tekrar vurguluyorum. Somut bir yer bildiriyorsa ayrı yazıyoruz. Su altı, yer altı, dere altı gibi somut bir yer bildiriyorsa ayrı yazıyorum. Ama bilinçaltı dediğimde somut bir yer bildirmiyor artık. Bitişik yazıyorum. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır demiş. Yazım yanlışı yoktur demiş. Altını çizelim. Evet. A şıkkında Türkçenin gramer kuralları dil biliminin alanına girer. Dil bilimi nasıl yazılıyordu? Bilim e, kelimesi diğer kelimelerle birleştiğinde ayrı yazılıyordu. Burada hata var. Ünlü yönetmenin son filmi ülkemizde Türkçe alt yazılı olarak alt yazılı yazı anlamını yitirmemiş ayrı yazalım. Hayatı boyunca ön sezilerine güvenmiş bir e, güvenmiş ve yanılmamıştı. Bu şıkkımız kalsın. Hafta sonu yapılacak açık öğretim sınavı. Arkadaşlar açık öğretim nasıl yazılıyordu? Ayrı yazılması lazım. Hafta sonu doğru yazılmış. Bu doğru ancak açık öğretimin ayrı yazıldığını hatırlayın. Adana'ya giderken yol üstü pek çok lokanta yol üstü pek çok lokanta vardır derken yine burada da yol üstünün bitişik yazılması gerektiğini hatırlayalım. Gençler ön sezi doğru yazılmış. Evet, bitişik yazılmış, doğru yazılmış. Bu çıkmış bir sorudur. E, dikkat edelim. E, Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır demiş. Örneğimize bakalım. E, arkadaşlarıyla kahvehanede, bakın kahvehane, evhane ile e, oluşan birleşik kelimeler bitişik yazılıyordu. Huzurevi de aynı şekilde Baş kelimesiyle oluşan birleşik kelimeler de bitişik yazılıyordu. Aşçıbaşı, başhekim aynı şekilde. Hatırlarsanız bağ bozumu kelimesi ayrı yazılıyordu arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Evet, yine e, yazım yanlışı arıyoruz. Başyapıt, nasıl yazıyorduk baş kelimesini? Bitişik, doğru yanı sıra vurgulamıştım arkadaşlar 2013 yGSde çıkmış bir sorudur bu yanı sıranın ayrı yazılması lazım ee, cevabımız Bursa hangisinde bir yazım yanlışı vardır artarda ikilemeydi doğru yazıldı Yalnız şuna dikkat edelim ayırt etmek ayırt kelimesi etmek yardımcı fiiliyle birleşirken arada bir ses olayı yok eğer arada bir ses olayı yoksa ayrı yazmamız gerekiyordu. Cevabı bulduk. Ama bakın şuraya şükretti de ünlü düşmesi var. Sabretti de ünlü düşmesi var. Azmetti de azim ünlü düşmesi var. Zehretti de zehir ünlü düşmesi var. Evet arkadaşlar, ses olaylarıyla ilgili yazım kurallarımız da önemli. Bunlara da dikkat edelim ses olayı olması gerekiyorsa eğer o şekilde yazılması lazım. Ee, bakın kitabı doğru şekilde Mehmet'in doğru şekilde burada yumuşamaya uğramamalı T neden? Çünkü bu bir özel isimdir. Özel isimlerin sonundaki sert ünsüzler ek aldıklarında yumuşamaya uğramazlar. Ee, Türkçe'de e, sert ünsüzle biten kelimeye yumuşak başlayan ek geldiğinde o ekteki sert harfin yumuşak harfin sertleşmesi gerekmektedir. Dolapta şeklinde sertleşmesi lazım. Özellikle tarihlerde buna dikkat edin. 2005 yanlıştır. 2005 T. Neden? 5 ş harfiyle bitmektedir. Ş sert sessiz yanında yumuşak sessiz istemez. Perşembe doğru pembe, doğru. Bunlar dudak ünsüzlerinin benzeştiği kelimeler. tembel, çember, doğru. Ee, bazı özel isimlerde ve birleşik sözcüklerde n'li yazım yazımını görüyoruz arkadaşlar. Bunlar sadece özel isim ve birleşik isimlerde geçerli. Onbaşı'da bakın nb çatışması yok. Safranbolu da özel isim olduğu için nb çatışması yok. Ünlü düşmesi Varsa eğer mutlaka yazım olarak da gösterilmeli, bu e, ağızı şeklinde ünlü düşmezse yazım yanlışıdır. Ağzı doğru. E, y kaynaştırma ünsüzünden sonra gelen e, bazı e, geniş ünlülerin dar söylenmesi söz konusu bu yazıma yansımamalıdır. Sevmeyecekmiş. Günlük kullanımda yaptığımız bir şey ancak bunu yazıma yansıtamayız sevmeyecekmiş şeklinde doğru kullanmalıyız. Arkadaşlar söyleyişte bazı sözcükler e, metateze uğrar. Bu ne demektir? E, göçüşme yani e, kelime içerisindeki bazı harflerin yer değiştirmesi günlük kullanımda e, karşılaşıyoruz. Ancak doğrularını mutlaka öğrenelim. Yalnız yalından gelir. Yalnız yanlış yanılmaktan gelir. Kirpik doğru şekli bu şekildedir kibrit. Bunlar doğrudur arkadaşlar. Dikkat edelim. Evet, örneklerimizle devam ediyoruz. 2003'te kuruldu demiş. Yayın evi bakın bitişik yazıldı doğru. Ev hane ile ilgili olan kelimeler bitişik yazılıyordu. 2003 ç sert sessiz. Sert sessiz yanında yumuşak sessiz istemiyordu. Hatırlayın. Evet, bunun t olarak sertleşmesi lazım hatayı bulduk arkadaşlar. Şiirde bugün bir hareketlilik bulunma haleki bitişik yazılmış. Yazılıyor mu? Mımi soru edatımız ayrı yazılır. Aşağı yukarı bir ikilemedir ayrı yazılır. Yayın evi yine bitişik yazılıyordu. Cevabımız Adana.